İkinci Dünya Savaşı, Napolyon savaşlarını saymazsak aslında dünyanın gördüğü ilk topyekün savaştır. Bu anlamda savaş stratejisine de önemli farklılıklar getirmiştir. Fakat bunun dışında Birinci Dünya Savaşı'nın ilk kez askeri stratejinin önüne genel stratejinin geçtiği süreç olduğunu söylemek gerekir. İlk kez genel strateji ya da büyük strateji dediğimiz daha çok siyasi liderlerin eliyle yönetilen stratejilerin, komutanların elinde yönetilen askeri stratejinin üstüne çıktığı ilk savaş olduğu söylenebilir. Hatta bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında George Clemenceau'nun savaş askerlere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir sözüyle de temsil edilir. Birinci Dünya Savaşı'nın strateji açısından en önemli özelliği savaş süresi boyunca ortaya çıkan teknolojik yeniliklerle ilişkilidir. Birinci Dünya Savaşı bu anlamda ilk kez kas gücünün yerine makineleşmenin başladığı savaştır. Savaş esasında 19. yüzyıl stratejileriyle ve teknolojileriyle başlamış, devam etmekte başlamış olmakla birlikte savaş sırasında sürekli yeni teknolojilerin savaşa dahil olması hem savaş içinde ama daha çok savaş sonrasında askeri stratejide önemli değişikliklere yol açmıştır. Bunlardan en önemlisi uçağın savaşa dahil olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru uçağın savaşa dahil olmasıyla birlikte savaş alanı tamamıyla değişmiştir. Artık sadece silahların menzili içerisindeki araziyi savaş alanı olarak kabul etmek mümkün değildi ve artık hava kontrolü de askeri stratejinin çok önemli bir parçası haline geldi. Uçak gibi denizaltılarında savaşa dahil olmasıyla birlikte havayla birlikte yüzeyin altı da bir savaş haline, savaş alanı haline gelmiş. Dolayısıyla bunlar da askeri stratejide içerilmek zorunda kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın taktik açısından en önemli yeniliklerinden birisi savaşın siper savaşa haline gelmesidir. Savaş başladığında ateş gücünün özellikle tankların etkisiyle bu kadar yüksek olacağı tahmin edilmediğinden, bu kadar uzun süreli ve statik bir savaş beklenmediğinden, savaşın süresin içerisinde bir siper savaşa haline gelmesi sürpriz olmuş. Ancak Birinci Dünya Savaşı siper savaşı olarak anılacak kadar bu durumdan etkilenmiş ve bundan sonrasında da askeri stratejiye siperler önemli bir boyut olarak katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın bu anlamda önemli yeniliklerinden ya da farklılıklarından birisi de topyekün savaş olmakla birlikte gayri nizami savaş yöntemlerinin de bu savaşta kullanılmasıdır. Bu özellikle Orta Doğu'da ve Afrika'da kullanılmış bir yöntemdir.